bugün Elit Emlak Gayrimenkul ofisindeyiz. Konuğumuz Mahzun Akbulut. Midyat'ta 13 yıldır bu sektörde hizmet veren değerli iş adamımız bizlere misafir oldu. Kendisine sorularımız olacak. Acaba iş yeri almak istersek, ev almak istersek ya da bir bağ bahçe almak istersek ne yapmamız lazım? Hangi yolları kullanmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bize açıklamalarda bulunacak ve bizler de bu bilgiler doğrultusunda en doğru tercihi yapıp kendi yatırımımızı bu şekilde yapabileceğiz. Efendim merhabalar. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Bizi kabul ettiniz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bize anlatır mısınız kendinizi? Elit Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı kaç yıldır hizmet ediyor? Siz hangi alanda vatandaşlarımıza hizmet sunuyorsunuz? Şimdi biz 13 yıldır bu hizmet sektöründeyiz. Genelde müşterilerimize tarla ve arsaları sunuyoruz. Tarla alın, arsa alın, geleceğinizi garanti altına alın. Genelde gelen müşteriler, soran müşteriler biz hangi bölgeyi, nereyi tercih edersiniz dedikleri zaman, şimdi Midyat'ın dört tarafı gelişen bir yer. Hatta Midyat farklı diğer ilçelerimiz gibi değil, farklı bir yer. Yatırımı yüksek bir yerde. Herkes Midyat'a yatırım yapıyor. Çoğu iş adamlarımız, Avrupa'da olan insanlarımız, ilde, başka illerde olan insanlarımız Midyat'ta genelde tarla alıyorlar, arsa alıyorlar. Son yıllarda bu ilgi arttı mı Midyat'ta? Yani dışarıya göç etmiş ya da işini orada kuranlar Midyat'a yatırım mı yapıyor? Şimdi dışarıya göç edenler genelde ana toprakları olduğu için daha önce buradan gittiler. Buraya gelip bir daha ana topraklarında mal alıyorlar, tarla alıyorlar, arsa alıyorlar, evler alıyorlar, dükkanlar alıyorlar. Sonuçta nerede olursalar olsunlar ana topraklarına geri dönme düşüncesiyle yatırım yapmak istiyorlar ve yapıyorlar. Bu şehrin gelişimi ne kadar etki ediyor bu şekilde yatırım yapmaları? Şehrin gelişimini bayağı bir etkiliyor. Burada yeni açılacak çevre yolları ile ilgili hizmetler sunduğumuz, yeni belediyemizin yaptığı hizmetler, yeni olacak, açılacak imar yerleri, biz bunları sunuyoruz. Devletimizin yapacağı yatırımları müşterilerimize sunuyoruz. Ve onlar da gelip o sunduğumuz yerlerde yatırım yapıyorlar. Gerek arsa olsun, gerek tarla olsun, gerek arazi olsun, gerek önü açık dükkan olsun, daire olsun alıyorlar. Şimdi onlar bir tarla alındığı zaman onların yasal sınırlamaları var bazı yerlerde. Kadastral yollar olsun, altyapı olsun, üst yapı olsun. Buralar ulaşımı olduğu tarlalarda genellikle müşterilerimize tercih ediyoruz. Sonuçta bir arsanın veya bir tarlanın önü açık olduğu zaman, yolu olduğu zaman, altyapı ve üst yapı hazır olduğu zaman, imarı hazır olduğu zaman biz bunları onlara söylüyoruz. Diyoruz ki hani bu tarlaya gideceğimiz zaman yolu var, sınırı yok, herhangi bir sit alanı değil, kadastro yolu açık, altyapısı hazır, izinler olduklarında problemsiz bir şekilde biz bu tarlayı onlara veriyoruz. Bunlar önemli hususlar. Bunların dışında sizin öneriniz oluyor mu? Yani şu bölgeden alsanız bunun avantajı var, bu bölgeden yatırım yapsanız avantajı var. Şimdi Midyat'ın dört tarafı da nerede alınırsa alınsın, Midyat'ın kendi toprağı kendini kazandırıyor. Evet. İsterse değerinde alsın, isterse bir altında alsın, isterse de yüksek fiyata da aldığı zaman yine de Midyat toprağını geliştiriyor. Midyat'ın toprağı kendini amorti ediyor. Değerinden düşmüyor. Değerinden asla düşmez. Kendi kendine yükseliyor. Bazıları kendi biriktirmişlerini altına ya da dövize yatırıyor.
Ama birçok emlakçı da sizin gibi değerli insanlar da sorulduğu zaman neler tavsiye ediyorsunuz? Yani döviz mi almak lazım, altın mı almak lazım ya da bir arsa tarlaya mı yatırım yapmak lazım? Sizce Şimdi hangisi mantıklı ya da insanlar en çok hangisi tercih ediyor? toprağı en son insanlar toprağı tercih ediyor. Toprak gayrimenkul değeri her geçen gün artan geçilmez bir varlıktır. İnsan sektörünün tasarladığı en sağlam güvenliktir. Bu güvenliğin tek yıkılmaz güvenliği temeli de budur. Geleceğini görebilmenin en iyi yolu yatırım yapmandır. O da tarlaya ve arsaya yapmandır. Ya bu yönde sizin önerilerinizi dinleyen insanlar oluyor mu? Oluyor. Şimdi genelde müşterilerimiz ne alalım dedikleri zaman biz genelde onlara tarla veya arsa alın. Geleceğini garanti altına koy. Geleceğini sabitle. Biz genelde gelen müşterilere hepsini bunu söylüyoruz ve müşterilerimizin %80'i de bu şekilde tarla ve arsa, arazi olsun, bağ olsun, bahçe olsun alıyorlar. Şimdi her birinin de ayrı ayrı bir kazançları var. Bağın farklı bir kazancı var, tarlanın farklı bir kazancı var, arsanın farklı bir kazancı var, arazinin farklı bir kazancı var. Şimdi adam alıyor tarlayı, o tarlanın içinde ekim yapıyor, bahçe yapıyor, o tarlada fıstık ekiyor, badem ekiyor, kiraz ekiyor. Efendime söyleyeyim, bahçeli olan yerlerde, hazır olan bahçeli olan yerlerde adam içinde kendine bir küçük bir bağ evi yaparak hobi bahçesi olarak orayı kullanıyor. Bir de Midyat'ın il olma durumu da söz konusu. Gelişen bir şehir Midyat. Diğer ilçelere baktığımız zaman en çok daha gelişen hem göç alan hem de bu gelişen bir ilçemiz. Bu anlamda şu anda bizi izleyen hemşehrilerimize, şehir dışında yaşayanlara neler söylemek istersiniz? Yani şehre gelip dönsünler mi, yatırım mı yapsınlar? Sizin onlara öneriniz nedir? Şimdi buranın il olma ihtimali %99. Öyle bir düşünceleri var devletimiz olsun gerek siyasi insanlarımız olsun. Şimdi genelde hatta bizim Midyat'ın dört tarafında da Midyat ilimize hoş geldiniz yazılmış. Şimdi buranın önü sürekli açıktır. Yani müşteriler geldiği zaman biz başka bir ilçede hatta Mardin'de dahi olsun yatırım yapmak istemiyoruz. Midyat'ın önü açıktır. Midyat'ta bir yatırım yapmak istiyoruz. Onu da hangi bölgede yapalım dedikleri zaman biz genelde Midyat'ın dört tarafına yatırımlarını tavsiye ediyoruz. Yani siz nerede alırsanız alın bu gelecekteki zenginliğinizdir. O zenginliğinizi koruma altına alıyorsunuz. Genellikle şehir insanların farklı düşünceleri var. Şehir batıya kaçacağı için genelde Mardin yolunu tercih ediyorlar. Sürekli batı tarafı olsun diyorlar ama biz onları farklı yönlere de yönlendiriyoruz. Tabii ki şehrin dört tarafı Tabii gelişiyor. şehrin dört tarafı Eşit oranda gelişiyor. gelişiyor. Bu da tabii ki şehrin gelişimi için önemli. Çok. Bu gerçekten bu yapılan yatırımlar bizi de sevindiriyor. Sonuçta belki yılda rakam da söylemek doğru olmaz ama büyük bir rakamlar geliyor yani yatırım amaçlı. Buradan tarla, bahçe alanlar sayısı yüksek. Son olarak ne söylemek istersiniz? Halkımıza, vatandaşlarımıza bir arsayı alırken ya da satarken neye dikkat etmesi lazım? Ya da bir iş yeri var alıp satacak neye dikkat etmesi lazım? Siz bu konuda tecrübeli bir insansınız. En azından bir mağduriyet de yaşamasınlar. Şimdi bir yeri aldıkları zaman oranın herhangi arz taposu ile ilgili bir sorunu var mı? Bir ipoteği var mı? Bir şehri var mı? Biz bunları müşterilerimize söylüyoruz. Biz ön ayak oluyoruz. Önce biz satıldıkları zaman, gayrimenkul satıldığı zaman veya biri gelip malını sattığı zaman biz orada diyoruz ki bu tarlayla ilgili veya bir arsa ile ilgili arazi, bahçe olsun ne olursa olsun biz tapu araştırmasını yapıyoruz. Daha sonra gidiyoruz bakıyoruz ki bu tarlada bu arazide yolu var mı? Herhangi bir sit alanında herhangi bir resmi sınırlamaları var mı yok mu? Biz önce bunlara bakıyoruz. Olmadığında
biz bakıyoruz ki önü açık bir yer, müşterimize sunuyoruz. Diyoruz ki gel burası açık bir yer, burada tavsiyenizi, yatırım yapmanızı tavsiye ederiz. Midyat'ta çoğu bir yerde otel arazilerinin bazı kesimlerini ben onlara satmışım. Söylemişim onlara gelin buraya yatırım yapın diye. Bu arsa, burası gelecekteki alınmaz altın değerinde bir yerdir. Onlara söylüyoruz ve gelip yatırımlarını da yapıyorlar. Biliyorsunuz Midyat'ta turizm sektörü baya baya parlıyor. Çoğu insanlar geliyor, gerek hafta sonları olsun, gerek tatil dönemleri olsun, gerek bayramlarda olsun. Midyat'a uğramayan kimse kalmıyor. Dünyadan Midyat'a geliyorlar ve burada da turizm patlaması oluyor. Esnaflarımız da kazanıyor yanlarında. Ve Midyat'ın havası farklı bir yer. Bölgemiz gibi değil, etrafımızdaki ilçeler gibi değil. Serin bir yer, insanları hoş bir yer. Oldukları için genelde müşterilerimiz yatırım yapıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, var olun. Bugün Elit Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Ofisi'ndeydik. Mahsum Akbulut, değerli iş adamımız, konuğumuz oldu. Bir insan bir yatırım yaptığı zaman ya da yapacağı zaman nelere dikkat etmesiyle ilgili bize açıklamalarda bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz.